çocuklarla birlikte olmak, gençlerle birlikte olup onların o enerjisini paylaşmak çok güzel. Hele müziği onlarla paylaşmak. O kadar gayretlilerle, o kadar güzel eserleri öğreniyorlar ki ben çok mutlu oluyorum onlarla birlikte olmaktan. Yalnız iyice kızdı herhalde hocam. Evet, sanırım öyle. Biraz kısalım ve biraz dökerek başlayalım şimdi. Ufak ufak yapıyoruz. Ufak ufak yapıyoruz. Pankek gibi. Evet. Sıvı yağda yapanlar da vardı mutlaka ama tereyağı ben her zaman mutfağımda ya zeytinyağı ya tereyağı kullanıyorum. Hey ceylan bakışlı, ey boyu beste, sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yanıma düştü. Gurbette sevgilim aklıma düştü. Nazen de sevgilim yanıma düştü. Gördüğünüz gibi hamur da tamam, şarkı da tamam. Ay çok gördüğünüz güzel gibi gözüküyor. Kokusu harika. Da pek güzel. Tadı da çok güzel olacak inşallah. Sesi de güzel. Hepsi herhalde soyacak buraya. Evet. Evet. Yeni bir gün, yeni tarifler. Bugün Beşiktaş Fulya'da Aylin Hanım mutfağında harika ürünler yapmaya gideceğiz. Buyurun hep beraber Aylin Hanım mutfağında neler yapacak bakalım. Aylin Şengün Taşçı hanımefendinin evindeyiz bugün. Sağ olsun bize hem evini hem mutfağın kapılarını açtı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Aylin Hocam? Çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte çok daha iyi oldum bugün. Bana evime şenlik getirdiniz. Bizi mutlu ettiniz. Var olun, sağ olun. Biz de çok mutluyuz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? O kadar çok şey var ki hangisinden bahsedelim? Ama sizin anlatmanız daha değerli tabii ki. Teşekkür ederim. Evet, ben bir ses sanatçısıyım. Çok uzun yıllarımı müziğe verdim. Aynı zamanda çok farklı işler de yaptığım için kendimi sadece ses sanatçısı olarak konumlamakta güçlük çekiyorum. Kısaca şöyle bahsedeyim. Küçük yaşlarımda müzikle ilgilendim ama ailemin isteğiyle üniversite yıllarında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördüm. Oradan mezun oldum. Yanı sıra müziğe olan ilgimi hiç azaltmadığım için konservatuarda yarı zamanlı olarak Türk müziği eğitimi aldım. Meslek seçimi zamanına geldiğimde müziği tercih ettim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda profesyonel olarak müzik üzerine çalışmaya başladım. Çok uzun yıllarım orada geçti, 30 yıl kadar. Maşallah. Bunun 10 yılını o topluluğun sanat yönetmeni olarak geçirdim. Bu süreç içinde çok farklı çalışmalar yaptım. Solo çalışmalar, yurt dışı konserler, albümler, Türk müziğini dolu dolu yaşadım. Aynı zamanda okulum beni çok kendisine çeken bir bölüm olduğu için evlendikten sonra, iki çocuktan sonra yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Siyaset bilimi üzerine yaptım bu çalışmalarımı. Bu çalışmalar devam ederken müzik daha yoğun olarak hayatıma girdi ve dedim ki bunu ben akademisyenliğe de taşımalıyım. Bu çalışmalarımı da yaklaşık 2-3 sene oldu. Doçentlik boyutunda müzikle tamamladıktan sonra Kültür Bakanlığı'ndaki görevimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na aldım. Şu anda orada doçent kadrosuyla öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bu benim müzik ve profesyonel iş hayatımla ilgili bir konu. Bunun yanı sıra biz eşimle birlikte 3 yıl önce Kırklareli'de bir çiftlik satın aldık ve üreticilik yapmaya niyetlendik. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticiliği. Şu anda 60 kadar ineğimiz, 700'den fazla koyunumuz, keçilerimiz ve aynı zamanda işte kazlarımız, tavuklarımız, aklınıza gelebilecek tüm çiftlik hayvanlarımız var ve hayatımızın yarısını orada geçiriyoruz. İstanbul'da 3 ya da bazen 4 gün kalıyoruz ama her hafta sonu düzenli olarak çiftliğimize gidiyoruz. Özellikle bu yıl süt üretimimizi genişletmeye başladık. Öyle olunca
Ortaya çıkan ürünler mutlaka sevdiğimiz dostlarımıza da ulaşmalı mantığıyla üretimimizi işte sütün yanı sıra peynir, etlerimizden elde ettiğimiz sucuk gibi ürünlere çevirerek önce yakın çevremizde paylaştık. Baktık çok güzel tepkiler alıyoruz. Bunları şimdi yavaş yavaş birazcık daha geniş çevremize yaymaya başladık. Biz bu ürünlerden tadacak mıyız? O ürünlerle ürün yapacak mıyız mutfağımızda? Evet, zaten onun için çok heyecanlıyım. Çünkü size hem sucuğumuzu hem sütümüzü hem sütümüzden yaptığımız yoğurdumuzu tattıracağım. Aynı zamanda peynirimizi tattıracağım. Bunların hepsi benim bu işteki başarımın ürünü olduğu için, yani kendimi öyle konumlandırıyorum. Başarmak için çok uğraştık çünkü eşimle birlikte sağ olsun o da bana çok destek veriyor. Bu şekilde bir sonuç elde etmenin heyecanını paylaşacağız sizinle. Harika. Hocam o kadar güzel anlatıyor ki hiç bölmeye, hiç soru sormaya, bir şey danışmaya gerek kalmadan sırasıyla böyle şiir gibi anlattı. Çok teşekkür ederim. Şiir de tabii ki çok başarılı ama inanılmaz bir sese de sahip. Sizden ricam mutfağa gitmeden, o güzel lezzetleri tatmadan önce bir şarkı bize, ekibimize ve çok kıymetli misafirlerimize. Elbette büyük bir mutlulukla enstrümansız olarak akapella diyoruz. Hı hı. Bir eser paylaşayım sizlerle. Sürçülisan ettiysek affola derler. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Ay, Mesti Figan oldum. Vay, efsaneyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu güzel ahenkle mutfağa geçelim. Hocam bize neler yapacak? Bakalım müzik kadar başarılı mıyım mutfakta diyorsunuz. Kesinlikle. Kesin, hiç şüphemiz yok. Teşekkür ederim. Buyurun mutfağa geçelim. Hadi geçelim. Biz mutfağımıza geçtik. Sevgili Aylin Hocam bize çok güzel tarifler verecek şimdi. İlk tarifimizin önce malzemelerini sayalım. Daha sonra da başlayalım isterseniz. Tamam, memnuniyetle. Şu anda önümüzde görüyorsunuz zaten. Bizim çiftliğimizde yapmış olduğumuz sucuğumuzdan bir güzel parçaladık onları. Bir miktar maydanoz. Yine bizim çiftliğimizin peynirlerinden beyaz peynir, inek peyniri. 2 tane yumurta, biraz un, bir tutam tuz, tereyağı ve yine kendi sütümüz. Başlayalım hocam isterseniz. Hayır. Hem sohbet edelim, içerideki tamam. Güzel sohbetimize devam edelim, hem tamam. De yemeğimizi yapalım. Aynen. Öncelikle sucuklarımızı şöyle bir güzel buraya bir dökelim. Peynirlerimizi de dökelim. Yumurtalarımızı kıracağız ve içine. Hocam yumurtayı kırıp un da ekleyeceğiz değil evet, mi? Açalım unumuzu. Bir kaşık yardımıyla ne kadar gerekiyorsa alalım isterseniz. Tamam, ne kadar kullanacağız hocam? Bunları yetecek göz kararı diyelim. Tamam. Solak olduğum için size bu şekilde bir farklı gelebilir ama elimde değil. Herhalde şimdilik yeter diye düşünüyorum. Yeter hocam. Efendim biraz maydanozumuzu koyalım. Süt ekleyeceğiz değil evet, mi de? Evet, süt de ekleyeceğiz. Gayet çeşitli. Evet, kaygana diyorlar. Kaygana. Sucuk o kadar güzel kokuyor ki kokusunu böyle çiğ çiğ yiyebiliriz. Afiyet olsun. Unumuzu koydum. Biraz tuz koyalım. Şöyle bir tutam. Çünkü peynirin de tuzu olduğu için çok da fazla abartmamak lazım. Sütümüzü de ekleyelim.
Ne kadar ekliyoruz hocam sütümüzü? Göz kararı. Sonra çırpıyoruz. Çırpmaya başlayacağız. Evet. Çocuklar seviyor mu hocam? Genelde kahvaltıda tercih ediyoruz. Özellikle pazar kahvaltılarında. Hafta içi çok fazla bizim kahvaltıda buluşma şansımız olmuyor. Herkes çok yoğun olduğu için. Ama pazar kahvaltılarında bu tip yaptığım yemekleri severek yiyorlar. Hele ürünlerin kalitesinden emin olduğunuz zaman çok daha güzel oluyor. Size ait çünkü ürünler evet, değil yani mi? Tamamıyla kendimiz ürettiğimiz için bunları bu şekilde çırpa çırpa kızartmaya hazır hale getireceğiz. Birazcık daha un koyarsak iyi olacak diye düşünüyorum. Ama size zahmet olacak. Yeterli. Evet. Teşekkür. Ürünler zor mu getirmesi? Yani çünkü bulunduğunuz yerle çiftlik arasında çok mesafe var değil evet, mi? Evet ama kendi evime ait olanları kendi aracımla getiriyorum. Hiç sıkıntı olmuyor. Ama bunu isteyen dostlarımız için de bir lojistik firması desteğiyle dağıtım yaptırıyoruz. Başka türlü olmuyor. Aylin hocamızın çiftliğinden ürün isteyen bütün herkez için değil mi? Kendilerine ait. Evet çok şükür bunun lezzetinden ve kalitesinden çok eminiz. Çünkü nasıl söyleyeyim size, ineğin memesinden çıkan sütü hemen şişeleyerek isteyenlere veriyoruz ve gerçekten de çok kaliteli bir kaymak ve yağ çıkıyor sütten. Sucuk keza yine bizim kendi etlerimizden yapılan bir sucuk. Peynire de yeni başladık. İnek peyniri, keçi peyniri. Keçi peyniri. Hatta inek, keçi ve koyunun karışımından oluşan, hepsinin üçünün sütünün karışımından oluşan bir peynir var ki bu çok lezzetli oluyor. Evet. Onların hepsini artık yapmaya ve de paylaşmaya başladık. Hocam o kadar donanımlı ki yani. Estağfurullah. Üniversitede hocalık yapıyor. Yapıyorum, sanatçı değil mi? Birkaç sene öncesine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ses sanatçısı olarak görevliydim. Sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. Kadromu oraya aldım. Şu anda doçentim Türk müziği üzerine. Üniversitede öğrencilerime ders veriyorum ve bu benim hayatımın en güzel yanlarından birisi. Çünkü çocuklarla birlikte olmak, gençlerle birlikte olup onların o enerjisini paylaşmak çok güzel. Hele müziği onlarla paylaşmak. O kadar gayretlilerime, o kadar güzel eserler öğreniyorlar ki ben çok mutlu oluyorum onlarla birlikte olmaktan. Birazdan bize bir şey mırıldanırsınız. Olur tabii ki. Ben zaten yemek yaparken şarkı söylemeyi çok severim. Gerçekten çok birazdan keyifli oluyor. Birazdan kurabiye yapacak siz bize inşallah. Siz söylemeseniz bile ben istemeseniz bile herhalde mırıldanmaya başlarım. Tamam. Çünkü insan beyni bir şeyle meşgul olurken eğer müzisyense farkına varmadan ağzından bir şeyler çıkıyor, dökülmeye değil başlıyor. Ne güzel. Evet. Kıvamımız nasıl oldu? Sanki iyi gibi görünüyor. Biz bunu biraz sonra yağımızı tereyağında yaparsak daha güzel oluyor. Tavada kızdırarak bunu arkalı önlü kızartacağız ve sonrasında da afiyetle yiyeceğiz inşallah. Tavamızın altını yakalım mı? Olur. Bence yakalım, ısınsın. Tamam, bir yandan onu da hazırlayalım. Yağımızı da verelim. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş ısıtıyoruz ve biraz sonra hazırladığımız karışımı... Karışımımızın içinde neler vardı tekrar sayalım mı? Tabii. Sucuk. Evet. Beyaz peynir. Biraz maydanoz. İki tane yumurta. Un. Süt. Bunları göz kararı koyuyorum ben. O yüzden miktar olarak söylemek biraz zaten onu anlıyorsunuz kıvamından. Bir miktar azıcık da eğer peyniriniz çok tuzluysa gerek yok ama değilse birazcık tuz da koyabiliyorsunuz. Ve arkasından kızartmak için tereyağını hazırlıyorsunuz. Tereyağının içinde onu kıvamımız böyle... Kıvamımız böyle olacak değil mi hocam? Evet. Evet. Ondan sonra onu bir güzel kızartacağız. Tamam. Biz tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Aynen. Daha sonra harcımızı içine dökeceğiz. Önlü arkalı pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Evet inşallah. İnşallah beğenirsiniz bakalım. İnşallah. Siz yaparsınız güzel olmaz mı hocam? Teşekkür ederim. Sizin güzel bakışınız. Enerji oraya güzelce akıyor bence. İnşallah öyle olur. İnşallah. Aslında şunu kabul etmek lazım. Yani çok yoğun çalışan insanların mutfakla çok işi olmuyor. Ben yemek yaptığım zaman bundan büyük haz duyan ama çok fazla da buna fırsat ve imkan bulamayan bir insanım. Zaman bulamayan bir insanım. O yüzden şimdi şu anda bana ilaç gibi geldiniz. Mutfağı bu şekilde sizlerle paylaşmak benim için de ayrı bir güzellik oldu. Yağımız iyice kızdı herhalde hocam. Evet sanırım öyle. Şunu biraz kısalım ve biraz dökerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.
Ufak ufak yapıyoruz. Ufak ufak yapıyoruz. Pankek gibi. Evet. Çok güzel. Buna kaygana da diyorlar, biliyorsunuzdur. Değişik malzemelerle de yapıldığını herkes bilir. Kendi memleketinde bunu yapan, çok daha usta yapan hanımlar vardır. Ben kendim bu şekilde bir karışımla bunu böyle bir güzel... Ben de hiç böyle denemedim. Bu akşam deneyeceğim hocam. Yapmaya başladım. Hı-hı. İnşallah beğenirsiniz siz de. Beğeniriz. Kokusu çok güzel. Çevirelim hocam. Aa. Çok güzel gözüküyor. Evet. Ve güzel bir tereyağı kokusu. Tereyağda olması tabii ayrı bir lezzet katıyor. Sıvı yağda yapanlar da vardı mutlaka ama tereyağı ben her zaman mutfağımda ya zeytinyağı ya tereyağı kullanıyorum. Of, çok güzel oldular Aynur Hanımcığım. Ay, inşallah yerken de aynı mutluluğu yaşarsınız. Görüntüsü gerçekten insana... İpe insan önce kokuyla mutlu kokuyla olur. Kokuyla mutlu olur. Ondan sonra zaten otomatikman inecek. Kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. Ben şu anda kendimi çok şanslı ve de biraz daha heyecanlı hissediyorum. Çünkü ilk defa milyonların önünde yemek yapıyorum ve çok usta hanımların var olduğunu biliyorum Türkiye'de. Şimdi belki burun kıvırıyorlardı. Bu da yemek mi diye ama. Ama şarkı söylemek başka bir sanat değil mi? Yani o bir ustalık değil mi? Yemek yapmak herkesin yapabileceği bir şey bence. Estağfurullah. O da bir sanat. Bunu kabul etmek lazım. Tabii ki. Bizimkisi acizane, amatörce diyelim. Çalışan ev hanımının pratik olarak yapmayı tercih edebileceği hocam, türde. Hocam koyayım mı ben de? Size zahmet olacak. Ben onu yardımcı olayım diyecektim ama benden hızlı davranma. Hızlı hızlı koyalım. Üstünüze dikkat edin, yağ sıçramasın. Mutfakta olur. Mutfakta her şey olur. Mutfak her şeyi kaldırır. Değil mi? Öyle derler. Bir kere bir belgeselde görmüştüm. Garson restorandan giderken çok güzel balık tabağını hazırlamış. Böyle bayağı Michelin bir restoran. Hı-hı. Pat diye balık yere düşüyor. Bakıyorsan sonra hemen balığı alıyor, şey koyuyor, düzeltiyor, altına da yapmışlar mutfaktan şey olur diye. Gerçi çok şükür ben öyle bir şey yapmıyorum ama bunu yapanlar da var galiba. Çok güzel gözüküyorlar. Harika oldular. Teşekkür ederim. Biz sebzeli. Evet, sebzeli derken maydanoz var içinde. Peynirli. Evet. Bir çeşit pankekimizi Aylin hocamın elinden yiyeceğiz inşallah. Yiyeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz kayganamızı yaptık. Şimdi ikinci tarifimiz dereotlu cevizli poğaçamıza geçiyoruz. Bakalım bunu da beğenecek misiniz? İnşallah. Her şey çok güzel oluyor. Hocam malzemeleri sayalım isterseniz. Evet. Hem yapalım hem sayalım. Olur. Tereyağımız var. Şekil ağda görüldüğü gibi. Ekleyelim isterseniz. Ekleyelim o zaman. Şuraya da gidelim. Tereyağı ekliyoruz. Evet. Bunu hamur haline getireceğimiz karışımın başlangıcı diyelim. Evet. Peynirimiz yine dediğim gibi bizim kendi ürettiğimiz peynirimizle şöyle güzellikle parçalıyoruz, değil mi? Küçük küçük parçalayarak hızlıca içine yerleştireceğiz. Peynirin girdiği her şey çok lezzetli oluyor. Evet. Benim düşünceme göre, benim damak tadıma göre. Dereotumuzu ekleyelim hocam. Dereotumuzu da siz benden daha hızlı ve pratik bir şekilde çözüyorsunuz. Evet, onu da alalım. Bunu ekleyelim. Unumuzu da koyalım, yoğurdumuzu da yoğurdumuzu ekleyelim. Yoğurdumuzu ekleyelim önce, teşekkür ederim. Hocam o un yetmeyecek, biraz ekleyelim isterseniz. Evet, öyle alayım görünüyor. O kabı. Sizle birlikte yapıyoruz diyorsunuz. Peki. Beraber yaparız hocam. Sizi yormayalım. Estağfurullah. Hocam böyle hızlı oldu ama bir daha tekrar edelim ister Tabii misiniz? Tabii ki. Şimdi tereyağımızı, peynirimizi küçük küçük doğrayarak unumuzu, dereotumuzu, cevizimizi ve bir tane yumurtamızı derin bir kabın içine aldık, yerleştirdik. Şimdi bunları hamura yoğuracağız. Yoğurdumuzu da koyduk ve bunları hamura getireceğiz ve tabii ki zeytinyağımızı koyuyoruz. Yarım biraz ekleyelim, sonra o kalır. Üstüne ekleme yaparız. Hı-hı. Kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Evet, şimdi başlayalım mı? Bence başlayalım. Buyurun hocam. Bakalım, buyurun. Çok güzel olacak. İnşallah. Bakalım nasıl olacak. Kahvaltı menüsü dedik hocam ama saati resmen 5 saati gibi oldu değil mi? Tariflerimiz. Evet. Hocam isterseniz biraz un ekleyeyim mi? Un ekleyelim lütfen. Harika bir asistan olarak bizi burada görmek. Aylin hocam da asistanı yapmadım demem artık. Teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Hocam biraz daha ekleyelim isterseniz. Ekleyesek sanki daha iyi olacak. Evet. Çünkü onu göz alabildiğince, yani daha doğrusu hamur alabildiğince eklememiz gerekiyor. Çünkü tereyağımızın erime oranını biz çok bilmediğimiz için. Evet.
Harika. Çok güzel bir poğaça olacak. Bence de sanki şimdiden bir an önce pişse demek istiyor insan içinden. Galiba oluyor gibi. Evet. Hocam yemek yapmak mı kolay, öğretmen olmak mı? Aslında yemek yapmak gerçekten bir terapi. İnsan hiçbir şey düşünmeden elindeki işe yoğunlaşıyor ve insanı dinlendiren bir şey. Öğretmenlik biraz yoran bir şey. Çünkü karşınızdakine bir şeyleri en iyi şekilde vermeye çalışıyorsunuz. Sürekli beyninizi kullanıyorsunuz ama onun manevi hazzı bambaşka tabii ki. O yüzden insanın hayatında yapabileceği her şey aynı anda olmalı bence. Ben biraz bu konuda fazla dağınık davranıyorum ama sonucundan da çok memnunum. Bir yandan hafta sonları çiftçiyim. Gidiyorum, hayvanlarımızla ilgileniyorum. Oradaki sıkıntılarla eşimle birlikte günün her anını onlarla geçiriyoruz. Sonra diğer iki günüm yoğun bir, dolu bir şekilde konservatuarda derslerle geçiyor. Bitmiyor bunun da benim. İki tane de amatör korom var. Öyle evet, mi? Evet, akşamları iki çok tatlı amatör koromun çok sevgili üyeleriyle müzik çalışıyoruz. O da ayrı bir haz. Konserler var. İşte arada birkaç tane single çalışmasına girdim. Onlar devam ediyor. Zaman buldukça çocuklarla birlikte olmaya çalışıyorum. Onlara herhalde biraz az zaman ayırıyorum. Bundan da biraz mahcubiyetim var çocuklarıma karşı ama onlar çok anlayışlı. Tempomu gördükleri için beni birazcık daha un koyacağım bu arada. Evet, ekleyelim biraz daha. Hoş görüyorlar. Ayrıca onlar da herhalde biraz rol model olarak beni aldılar. Onlarda da yoğun bir tempo var. Bir yandan müzikle uğraşıyorlar, bir yandan dersleriyle uğraşıyorlar. Evde herkesin yoğun bir temposu var. Eşim keza. Ameliyatları çok yoğun bir yandan. Eşiniz doktor mu? Doktor, genel cerrahi uzmanı. O da benimle birlikte müziği çok sevdiği için amatör korolarıma geliyor. Aynı zamanda öğrencim. Buradan öğrenciye selam. Selam söylüyoruz evet. Bir şarkı mı aradansak hocam? Olur. Mesela hem yapalım hem yoğuralım. Ve tatlı bir türkü nasıl olur? Yoğururken herhalde güzel olur değil mi? Evet. Kahve yemenden gelir, bülbül çemenden gelir aman. Bülbül çemenden gelir aman. Acanım sürmelim, maranım keklim değişelim aman 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 aman. Acanım sürmelim, kekliğim, yeşilim de güzelim aman 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 aman. Teşekkür ederim. Harikaydı hocam. Bir yandan böyle şarkı söyleyerek yemek yapmak gerçekten tadına doyulmaz bir keyif. Biz hamurumuzu yoğurduk. Evet. Hocam harika oldu. İnşallah İstersen güzel olacak. Şimdi başlayalım. Tamam. Küçük toplar halinde. İsterseniz bir de tekrar edelim neler koymuştuk. Evet, bir yandan söyleyelim. Tereyağı, peynir, efendim dereotu, unumuzu koyduk göz alabildiğince. Yumurta koyduk bir tane. Yoğurt koyduk. Kabartma tozunu koyduk. Ve bunları bir güzel karıştırdık. Aklımda kaldığı kadarıyla öyleydi değil mi? Siz de gördünüz. Ve şimdi bunları poğaça haline getirmek için böyle bir güzel pişirme kağıdının üzerinde sererek az sonra fırına vereceğiz. Ne kadar kalacak fırında ve kaç derecede? 200 derecede. Yaklaşık 20 dakikada pişmesi gerekiyor. Hemen şipşak bir poğaça tarifi. Yani yine cevizli sabahları kahvaltı bile var. Olabilir. Evet. Bu hafta Aylin Hocam kendisi hazırladı bizim şipşak ürünümüzü. Yani 5 dakikasını almadı yoğurması. Gerçekten öyle. Çok çabuk pişecek ve de yani sabahleyin biraz erken kalkanlar, işe gitmek, okula gitmek üzere olanlara rahatlıkla böyle bir şey yapıp sunabilirler. Veya akşam üzeri 5 çayında. Bazen hatta eve geldiğiniz hiçbir şey yok. Hemen bunu akşam yemeğinin yanında bir çeşit gerçekten olarak. Gerçekten içinde çok çeşit var. Evet, her yani şey besleyici. Çocukların da çok seveceği bir ürün. Benim çocuklarım çok seviyor mesela bu tip poğaçaları. Ne güzel. Fırsat buldukça akşam üzeri 5'te bir çayın yanında da gayet güzel bir ürün olarak, yemek olarak. Çok donanımlı olduğu kadar mutfakta da çok becerikli. Şipşak her şekilde hemen poğaçamız hazırlandı sadece yalnız. Sadece hızlı hareket ediyorum. Bir o var galiba. Dediğim gibi çok maharetli hanımlar var. Benimkisi sadece pratik olmaya çalışan bir çalışan hanımın yapmaya çalıştığı
yakın küçük lezzetler. Evet, şöyle sıkıştıralım mı evet, hocam? Evet, ben de onların birbirine yapışmaması için çok fazla yan yana koymak istemedim ama yine de sıkıntı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sizin pratikiniz de muhteşem Sevil Hanım. Öyle mi? Pratik. Evet, şahanesiniz. Evet, fırına koymaya hazırız şu anda. Hocam, neyi eksik kaldı yumurtası? Tabii ki üstüne yumurtası. Yumurtanın sarısı burada. Onu da şöyle hızlı bir şekilde üstlerine sürerek bir güzel kızarmalarını sağlayacağız. İlla fırçaya gerek yok, görüyorsunuz. Evet, her yani çeşit, her yerde. Hocam her şeyi bir anda halledebiliyor. Kaşıkla da yumurta sürüldüğünü burada evet, görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi fırçayı bulamadık işte. Yani bu telaş içinde. Öyle olunca da bu şekilde bunu çözdük. Çareler tükenmez diyoruz. Demokrasiler de asla. Çok da güzel gözüküyorlar. İnşallah piştiği zaman da aynı güzellikte olmasını diliyorum. Olacaktır hocam, ben eminim. Teşekkür ederim. Elinizin bereketi programımız İnşallah, gibi buraya. Evet, güzel isminiz, programınızın güzel ismine uygun bir şekilde bereketli olsun inşallah. Çok sağ olun hocam. Yapamam demeyin. Gerçekten 5 dakikada çocukların evet, yani hemen yiyebileceği çok evet, kolay. Evet, evet, 20 yani, dakikada pişiyor, 5 dakikada yoğuruyoruz, 25 toplam dakikada. Toplam yarım saatimizi evet. almıyor bile diyebiliriz. Yani bir çay demlenene kadar. Kesinlikle öyle. Biz poğaçalarımızı yaptık, şimdi fırına gönderiyoruz. Harika bir poğaça yaptı. Evet, sağ öyle görünüyor. İnşallah tadı da güzeldir. Kokusu muhteşem. Kokusu güzel değil mi? Biz poğaçamızı bitirdik. Diğer tarifimize geçiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, şimdi sıra kurabiyede. Hem tarifi verelim, evet. hem malzemeleri kullanalım. Bu evet, şekilde genel devam genel olarak edelim. Zeytinyağı kullanıyorum demiştim ama buna birazcık sıvı yağ ekledim. İkisi birleşince sanki daha lezzetli oluyor. Bu annemin tercihi. Annem de sağ olsun bana hep yardımcı olur bu konularda. Tereyağımızı da işte 200 grama yakın bir miktar tereyağımızı da koyuyoruz. Arkasından koyacağımız diğer ürünler. Bu bizim pudra şekerimiz. Pudra şekeriyle yapıyoruz. Bir su bardağı dolusu diyebiliriz. Elimizdeki oranlara göre. Ve sonra unumuzu koyuyoruz. O da işte gördüğünüz miktarda zaten göz aldığınca elimizin yettiğince gerekirse eklemek üzere bunu da yerleştiriyoruz. Tabii ki vanilya ile kabartma tozumuz da var. Onları da bir güzel ekledikten sonra yumurtamızın sarısını içine bir güzel yerleştiriyoruz. Evet. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Bir tutam tuz hani adettir derler değil mi? Atayım mı hocam? Hadi bereket olsun diye onu da koyduk. Cevizimiz bekliyor, yumurtamızın beyazı da bekliyor ve şimdi bismillahirrahmanirrahim yoğurmaya başlıyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. İnşallah sizin beğeneceğiniz bir lezzete ulaşacağız. Siz yapınca eminim güzel olacak. Teşekkür ederim. Hocam şimdi çok güzel bir tatlı yaparız. Bunun yanına güzel bir de şarkı olsun. Tatlı bir şarkı olsun. Tatlı bir şarkı olsun. Ne olsun? Ne olsun? Bu sefer Türk sanat müziğinden, Türk müziğinden bir şey olsun. Tamam. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Bu arada süreyle ilgili şeyi de söyleyeyim. Bu şarkıyı baştan sona iki kere söyleyecek kadar yoğursanız hamur oluyor. Öyleyse kalan kısmını da söyleyelim. Evet. Gözlerim yoldadır, kulağım seste. Ben seni unutmam en son nefeste. Hey Ceylan bakışlı
Nazen de sevgilim yanıma düştü. Gurbette sevgilim aklıma düştü. Nazen de sevgilim yadıma düştü. Gördünüz değil mi? Hamur da tamam, şarkı da tamam. Evimiz için bereketli derler. Elhamdülillah. Gerçekten bundan yana kendimi şanslı hissediyorum. Misafirimiz boldur. Geldiği zaman bir misafiri asla çaya diye çağırmam. Mutlaka yemek yediririz. Ve birlikte yemek yemenin hazzını, tadını her zaman aldığımız için dostlarımızı hep burada görmek isteriz. Ben elimden geldiğince, işte dediğim gibi, çalışan kadının pratik yemeklerini ortaya koyarım. Bazen eşim böyle beni mahcup eder. Der ki daha ne getireceksin der. Ben de bütün ikramlarımı yapmış olduğum için böyle bakarım yüzüne. Bitti ki falan derim. Herkes güler o anda. Eşim de güler. Ama çok şükür bugüne kadar hiç kimseyi aç göndermedik bu evden. Hocam maşallah, o kadar eviniz bereketli ki evinize misafir geleceği belli zaten. Gerçekten mi? Biliyorsunuz herhalde o hikaye. Hemen apartmana haber salalım. Doğru değil mi? Sıçrayınca değil mi öyle olur? Sıçrayınca olurmuş. Evet. Evet. Bu da biraz da benim tez canlılığımdan da kaynaklanıyor. Hı-hı. Çok fazla aceleci davranıyorum. Ona biraz daha dikkat etmek gerektiğini biliyorum. Bana gençken narin telaş derlerdi. Ne derlerdi? Narin telaş. Hala telaşım devam ediyor ama narin miyim bilmiyorum. Biraz kül aldım tabii. Hocam bence hamur oldu. Evet. Güzel gözüküyor. Onu bir güzel kurabiye haline getirelim. Biz bu kurabiyeyi yaparken Aylin'in annesinin tarifini uyguluyoruz. Kendisi de orada bize böyle talimatlar veriyor. Teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. El sallıyor bize. Sağ olsun onun tarifiyle. Evet, kurabiyeleri böyle tombik tombik yapıyoruz. Annemin isteği üzerine. Önce yumurta beyazını buluyoruz. Teyzeciğim öyle söyledi. Sonra arkasından cevizle buluyoruz. Evet. Ve tepsimize diziyoruz. Ölçü bu kadar yeter mi hocam? Nasıl? Bence gayet iyi. Tamam. Bunları böyle tombik tombik yumurtaya buluyup arkasından üstüne cevizleri yerleştirerek evet, bu şekilde tepsimize diziyoruz. Ve ondan sonra biraz sonra bunları fırına dizmeye hazır hale getireceğiz. Evet. Gayet güzel oldu. İnşallah sonu da güzel olacak. Evet. Sevemedim kara gözüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden ömür boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Harikasınız hocam ya. Teşekkür ederim canısınız. Sağ olun. Tabii bu arada ben şarkıya markaya düşmüşken Sevire Hanım gördüğünüz gibi hızlı hızlı yapıyor. Ben daha yarısına geldim. Kendimi müziğe verdim. Küçükken de benim kız kardeşim var, çok tatlıdır, benden 2 yaş küçük. Sen yemek yap, ben de seni eğlendireyim derdi. Sonra sen yemek yap, sen bulaşıkları yıka, ben seni eğlendireyim derdi. Oradan alışığım, ben de ondan öğrendim herhalde. Şu anda siz onları yaparken ben de sizi eğlendiriyor pozisyonunda şarkıları söylüyorum. O da bana o zamanlar böyle küçük küçük taklitler yapardı. Ben de bulaşıkları yıkayıverirdim bu arada. Hoşuma giderdi. O iş yapmaktan kurtulurdu. Şimdi aklıma o geldi niyeyse. Kulakları çınlasın. Biz 2 senedir her cumartesi, biliyorsunuz elimin bereketi cumartesi günleri sizlerle birlikte oluyor. Hı-hı. Çok misafirimiz oldu. Çok sevdiğimiz insanları konuk ettik. Eksik ama böyle olmayı. Eğlenceli, böyle güzel, böyle müzikli. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzeldi. Hocam harikaydınız. Ben de çok mutluyum.
mutluyum gerçekten şu anda sizlerle olmak. Ekibiniz harika bu arada. Siz ekranda görünen isim ama onun dışında yönetmen arkadaşımız, yardımcılarımız, kameramanlarımız. Burada harika bir ekip var. Benim anneciğim de, sevgili yardımcım Şirin de şu anda arkada bizi izliyor. Onlara da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Öpüyoruz ellerinizden. Şirinciğim evet. Size de. Cevizli kurabiyelerimiz harika oldular. Bunlar da fırına gidecekler. Olsun. Son parça. Evet. Tekne kazıntımız. Tekne kazıntımız. hocam bunlar ne kadar fırında kalacak ve kaç derece? 20-25 dakika, 170 derece iyidir. Akşama bütün çocuklar yiyecek. İnşallah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıkardık. O kadar güzel görünüyorlar ki ellerinize sağlık hocam. Oldu değil mi? Oldu ne demek, harika oldular. Ben de öyle görüyorum ama bakalım tadını da beğenecek misin? İnşallah çok güzel olacak. Teşekkür afiyet ederim. Olsun. Afiyet olsun. Tariflerimizi yaptık, önümüze çay aldık ama zannetmeyin ki sohbet edeceğiz. Sohbetimizi edeceğiz, biraz tariflerimizi vereceğiz. Hocam dedi ki benim kendi yaptığım sucuklardan hem tatmanızı istiyorum hem de yumurtayla onları pişirirken görmenizi istiyorum. Herkesin böyle kısacık bir zamanda yaptığı kaçamak bir yemektir. Hemen sucuğa yumurtayı karıştırırsınız bir güzel yağda. Pek de lezzetli olur. Ben de o lezzeti bizim sucuklarımızla tatmanızı istedim. Sucukların en büyük özelliği tavanın altı yanıyor şu anda ama hiçbir damla yağ koymadık. Evet. Sucuklar kendi yağlarıyla birlikte yumurtaları da o şekilde kıracağız. Aynen değil mi hocam? Öyle. Ve de şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sucuğun yapımında insanların kafasında hep bir soru işareti vardır. Acaba ne var bunun içinde diye. Biz sadece dana etini burada değerlendiriyoruz. Hiçbir şekilde yenmeyen kısımlarını ve asla sakatat kullanmıyoruz. Ve daha da önemlisi içine nitrat veya hiçbir kimyasal madde eklemeden, koruyucu da koymadan. Hani çocukluğumuzdaki sucuklar vardık ya böyle yerdik çok da hoşumuza giderdi ekmek arasında falan. O lezzeti yakaladığımızı düşünüyoruz. Hocam isterseniz başlayalım. O zaman. Tava iyice ısıttınız. Tava iyice ısındı. Şimdi bunlar bir güzel kendi yağ için yağıyla bir güzel kızaracaklar. Zaten hemen hışırdamaya başladı yağ. Sesi alıyoruz evet, harika. Tava çok iyi kızdığı için. Üstüne de güzel güzel yumurtaları kıracağız. Yumurtalar aslında bizim çiftliğimizden olsun çok istiyorum. 30-35 tane tavuğumuz var ama maalesef biraz tembel çıktılar. Bu kış hiç yumurta vermediler bize. 1-2 tane öyle. Dolayısıyla yumurtayı şimdilik dışarıdan alıyoruz ama lezzetli olduğunu biliyorum. Ay çok gördüğünüz güzel gibi, gözüküyor. Ses kokusu harika. Da pek güzel. Tadı da çok güzel olacak inşallah. Sesi de güzel. Hepsi herhalde sığacak buraya. Evet. 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 Çok da fazla yakmamak için çabuk acele etmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi içinde hiçbir yabancı madde olmadığı da çevirildiği anda zaten kızarmış halinden anlaşılıyor. Bir tur daha çevireceğim. Şöyle iyice piştiğinden emin olmak için. Sonra sucukla yumurtayı bir araya getirip güzel bir bütünlük oluşturacağız. Birçok dostumuz bunları alıp böyle dondurucuda saklamak için dondurucuda saklamak zorundayız. Eğer bir haftadan sonra buzdolabına koyarsanız bozulur. Çünkü içinde katkı maddesi ve koruyucu yok. Dondurucuya atıyorlar. Sonra tüketmeleri gerektiği zaman çıkarıp bir güzel afiyetle yiyorlar. Evet, şimdi artık yumurtalarımızı da üstüne şöyle güzelce kıralım. Hepimizin o pratik sucuklu yumurta lezzetini hepiniz biliyorsunuz. Ne güzel bunu görsel olarak sizinle paylaşalım. Siz de inşallah evinizde böyle lezzetli, kaliteli bir sucuklu yumurtayı yaparsanız bizi hatırlarsınız. Of çok güzel oldular hocam, harika. Bunu da kırdık mı? Tamam. Şimdi bir güzel. Ben bunu, herkesin farklı bir düşüncesi var. Bir güzel karıştırmayı seviyorum. Böyle yumurtaları da böyle karıştırarak sucukla birlikte şöyle pişirerek karışım halinde sunmayı tercih ediyorum. Yumurtalar da pişiyor gördüğünüz gibi. O
hocam harika bir sucuklu yumurta yaptı bize. Aslında bunu yapmak tabii ki çok zor bir şey değil. Herkes evde yapabiliriz ama bizim buradaki asıl önem verdiğimiz nokta, biz bu sucuğun başından beri yapımına şahit olduğumuz için çok önem taşıyor benim açımda. Sucuğu biz üretip arkasından sunduğumuz için ayrı bir değeri var. Çok sağ olun. Kıymetli ellerinizde harika afiyet, bir sucuklu yumurta yiyeceğiz. Afiyet şeker olsun. Şifa olsun inşallah. Biz sucuğumuzu yaptık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz tariflerimizi yaptık. Mutfağımızdan masamıza geçtik. Çok güzel bir masa hazırlanmış bizim için. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Bu bir kahvaltı saati diyebiliriz. Çay saati diyebiliriz. Evet. Tariflerimiz nelerdi? Çok güzel sebzeli, kendi ürünleri olan sucuk ve peynirli güzel bir pankek diyebiliriz. Evet. Kaygana diyebiliriz. İki ismi de var. Evet. Cevizli, peynirli harika bir şipşak poğaçamız var. Çok güzel cevizli, yine kendi yaptığı harika bir kurabiye. Ve kendi ürünleri olan sucuklu yumurtamız. Yumurta. Hepsi çok basit, çok pratik. Dediğim gibi zamanı az olan insanların hızlıca değerlendirebileceği yiyecekler. İnşallah seversiniz. Hepsi çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Geldik. İyi ki bizi davet ettiniz. Sağ olun. Bu arada bütün bunları desteklemek için de yine kendi sütümüzden mayaladığım yoğurdu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten görüyorsunuzdur herhalde. Müthiş bir kaymağı var. Bu da sütün tabii ki kalitesinden kaynaklanıyor. Ben bu yoğurdu son zamanlarda çok kişiden duydum ki daha önce böyle bir lezzet tatmadık dediler. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Ben bir tane bakmak istiyorum. Hemen size ikram edebilirim. Zevkle tabii ki. Müsaade ederseniz. Çok güzel gördüm. Afiyet olsun. Harika bir yoğurdumuz da var. Her afiyet şey çok olsun. Güzel. Her şey çok ince düşünülmüş. Afiyet çok olsun. Çok kibardınız, çok naziktiniz. Ben teşekkür ediyorum. Her şey harikaydı. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar. Ama bir şey unutmak istemiyorum. Geçen bana Adana'dan böyle organik olduğunu söyledikleri çok güzel limonlar ve portakallar geldi. Güzel. Ben de Aylin hocama da teşekkür hediye olarak getirdim. Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ne güzel. Adana'ya buradan selamlar, teşekkürler. Teşekkürler. Size de ben teşekkür de çok ederiz. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İyi ki varsınız. Hem programınız hem de hep sofralarımız bereketli olsun. İnşallah. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.